Herkese merhaba. Kaç uykusuna yatma zamanı geldi. Bütün sürüngenler için artık çiftleşme dönemine hazırlık demek. Bu dönemlerde bütün sürüngenler kış uykusuna yatıyorlar ve ondan sonra da çiftleşmeye hazır oluyorlar. Bizim için havalar soğuk geçiyor ama onlar için ovülasyon dönemi ve sperm üretme dönemi olarak ikiye ayrılıyor. Bence bu senenin en bombası pinstripe pastel, yani lemon blast olacak. Lemon blast'ı bu sene üretmeyi düşünüyorum. Güzel dişiler var. İlk defa bir pinstripe üretebilecek miyim? Bu sene belli olacak. Gelişimi beraber diğer üretim projelerine bakalım. Tam 2,5 sene bekledim ve artık tam zamanı. 3 yaşına girecek bir Black Pastel şu an elimde. Onu ayırmamdaki sebeplerden bir tanesi süper Black Pastel çıkarmak. Yani simsiyah bol piton çıkarmak. Bugüne kadar takip edenler bilir, hep bembeyaz işte ya da altın rengi yavrular çıkarmıştım. Fakat bu sene simsiyah renkte bol pitonlar da çıkarmak istiyorum artık. Ve ondan sonraki projede parçalı siyah ve beyaz şeklinde panda pie çıkarmak. Yani süper Black Pastel pie bol çıkarmak. Bu projede şu an ilk adıma yaklaşmış durumdayım. Dişinin gerekli gramaja gelmesini sağladım ve artık yaşını da aldı. Bakalım bu sene bizim için simsiyah Black Pastel, yani süper Black Pastel çıkacak mı? Hep beraber göreceğiz. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi, hangi tür yılanla acaba hobiye başlanması lazım? Ya tabii ki bunun gibi bir retikle başlanmaması lazım ama gördüğünüz gibi bir retikte devamlı eğer el alınıyorsa gayet uysal olacaktır ve hiçbir problem çıkarmayacaktır. Fakat çok büyüyen retikler dışındaki dwarfları var, yani cüceleri var. İşte 1,5 metrede kalanları var, 2,5 metrede kalanları var. Süper dwarf ve dwarf diye ayrılıyorlar birbirlerinden. Ve değişik boyutta olanları da eminim üretilecektir. Yani bayağı mikro, böyle teacup Yorkie gibi retiklerde gitgide ufalacak diye düşünüyorum. Çünkü başka adalarda mesela çok küçük boyutlarda türler var, retik türleri var. Mutasyona uğruyorlar. Oradaki işte ada koşullarına göre, çevredeki faktörlere göre çok fazla mutasyona uğruyorlar ve kendilerini küçültüyorlar ya da büyütüyorlar. Yani aslında bütün canlılarda mutasyon o adalara doğru baktığımızda, ele aldığımızda değişen bir ölçek yılanların boyutları, aynı tip için söylüyorum. Peki neyle başlanması lazım hobiye? Bence kesinlikle bol pitonla başlanması lazım. King, Milk, Corn, bunlar çok bebekken aslında atak hayvanlar, yani saldırgan hayvanlar, defans hayvanlar, devamlı ısırmaya programlı ve yemek yemeye programlı canlılar oldukları için biraz sıkıntı çıkartacaklardır. Fakat bol pitonlarda böyle bir durum yok. Boğalarda keza yine dediğim gibi ufak boğalar var. Hog Island boğası var. İşte diğer imparator türleri var. Boğa konstriktörler var. Onlar en büyük olanlar. Bir de imparatorlar var. Onlar 2-2,5 metrede kalanlar. Dolayısıyla boğanın da küçüğünü seçmek lazım. Ya da işte bol piton gibi böyle hem doğumundan itibaren hiçbir sorun çıkarmayan, tamamen insancıl bir türle başlamak bence en doğrusu. Ama bunun tabii avantajları ve dezavantajları da var. Mesela bol pitonlar kesinlikle çok iyi yemeyen canlılar değil. Yani seçiyorlar. Mesela şu üzerimde görmüş olduğunuz retik, her şeyi yiyor. Çöp öldür. Yani bıldırcın da yiyor. Bence pizza da yer. Bütün kemirgen türlerini yiyor ve hiçbir şekilde reddetmiyor. Ama bol pitonlar biraz daha hani nazikler diyeyim. Yem seçebiliyorlar. Belli dönemlerde, özellikle çiftleşme döneminde 3-4 ay yemden kesilebiliyor. Dolayısıyla biraz daha böyle işte handikapları var diyebilirim bol piton. Eğer elinizde atıyorum bir kemirgen türü yoksa ama işte bıldırcın gibi kuş türlerini rahatlıkla elde edebiliyorsanız, ki yurt dışında bunların hepsi var. Yani Türkiye'de, yani bizim ülkemiz için konuşursak çok sınırlı bu sayı. Dolayısıyla büyük türleri beslemek, bana sorarsanız, Türkiye gibi bir ortamda daha kolay. Ama şunu da görmezden gelmemek lazım.
büyüdükçe yılan dolayısıyla yediği besinin oranı da artıyor, işte büyüklüğü de artıyor ve daha fazla yem yemesi gerekiyor, daha fazla ihtiyacı artıyor. Bu da ne oluyor işte, üretim yapan, turistler için üretim yapan daha doğrusu diyeyim, işte tavşan çiftlikleri var. Hepiniz duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür yoldan geçerken belki. Ya da işte tavuk gibi büyük böyle kümeslerden alabileceğiniz büyük gıdalar var. Şu an bu aslında çok tartışmaya açık bir durum. Yani küçük yılan mı acaba daha maliyetli yoksa büyük yılan mı daha maliyetli? Bu da yani benim kafamı karıştıran sorulardan bir tanesi. Tam cevabını aslında verebilir miyim? Bence büyük yılanlar daha ekonomik. Çünkü bir kere veriyorsunuz ve bir ay boyunca bir daha bir şey vermenize gerek kalmıyor ama küçük türlerde mesela işte bol pitonu ele alırsak işte 350 gramlık bir kemirgen size çok daha maliyetli olacak. Her hafta vermek lazım. Dışkıladıkça o yemi tekrar alması gerekiyor. Dolayısıyla büyümesi gerekiyor. O yüzden bence şu an büyük yılan hani Türkiye gibi yerde bence çok daha ekonomik ve daha rahat. Yani dediğim gibi bir ay hani yediği büyük yemle rahat rahat yaşamını idame edebiliyor. İnanılmaz heyecanlıyım çünkü hayatımın en güzel anlarından birine tanıklık ediyorsunuz şu an. Çok büyük bir hayalim vardı. İguanalarım çok çok büyük yerlerde olsun istedim. Ve şu an görüyorsunuz ben içeride hatta tavan boyu da daha gidiyor. Genişliği 2 metre, yüksekliği de yaklaşık 2-10 falan. Gerçekten çok heyecanlı. Çünkü çok uzun zamandır bunu yapmaya çalışıyoruz. Yanda görüyorsunuz ham halde böyle OSB'ler. İşte OSB bu arada neme çok dayanıklı. Ve ben kendim yapmak istiyorum yani teraryumda. Çünkü ustalarla anlaşamıyorsunuz, sorunlar çıkıyor falan ve zaman kaybı oluyor. İstediğiniz şey kafanızda olmuyor, hayal kırıklığı oluyor. Baştan sona yapmak istedim. Bir de bu hobi. Yani siz yapınca hobinizin içerisinde daha da bir anlamlı oluyor. Şu an evet buradan çıkıyorum. Evet dışını görüyorsunuz, daha kapıların işte bu pencere kısımları diyelim, bunlar daha bitmedi. Bunlar bitince daha doğrusu telleri gelecek, işte içerisine dekorları gelecek. Eğer dekorların da yapım aşamalarını görmek istiyorsanız size seve seve çekerim. Yorumlara yazın, hani yap istiyorsan ya da sıkıcı gelecek derseniz başka bir şeyler çekeriz, yaparız. İçerisine çimento gelecek, işte onlardan backgroundlar yapılacak, hamaklar gelecek. Halatlar gelecek, oyun alanları falan inanılmaz şeyler olacak. Çok keyifli olacak benim için içerisini yaparken. Çünkü dış iskeleti artık bitti. İşte kapak sistemlerinin oturması falan filan derken çok kısa bir süre kaldı. Bu yüzden de aslında bayağıdır hani videoda koyamıyorum. Çünkü tam bunun gibi 5 tane daha teraryum var. Çöl teraryum var, işte tropikal teraryum var. Yani inanılmaz teraryumlar var. Çok heyecanlıyım. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Serinin devamı çok hızlı bir şekilde gelecek. Söz veriyorum. En geç 3-4 gün içerisinde de zaten bunun size yeni halini, daha doğrusu en son güncel halini çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.